Burada rahat değilim. Acaba nereden geliyor? Nereden geldiğini biliyorum gerçi. Daha önce yaptıklarından çıkıp balkona bir kahve içeceğim. Çalışanlar bile yok. Ve buradan gözüküyor. Kaldırdım diye yeni bokları yani bilmiyorum ve belki lekesidir. Fakat eskiden yapıyordum. Her zaman. Koku falan gelmiyor. Belki yok. Gelelim o bahsettiğim neden rahat değilim ben. Ne oluyordu daha önce? Buraya kafesin önüne park ediyordu. Aynı taşıdı. Ve bin bir türlü tuzak kuruyordu. Adli davaya düşürmek için. Artık öğrendik. Gaza gelmiyoruz. Çıkıyoruz biraz balkona. Frekans yaptığına %100 eminim. İnsanları böyle öfkeye sürükleyebiliyor. Aile bireylerini birbirine düşürebiliyor. Resmen şeytanın vesvesesi. Şeytanın vesvesesi olduğunu ve havlamalar o da gaza getiriyor. Tabii bu narsistleri gaza getirmiyor, bunlar hoşlanıyor. Bunlara uyuşturucu etkisi yapıyor. Sonra analarıyla sitelere giriyorlar. Evet, belli ki beni etkilemiş. Daha önce kadesin önünden hiç ayrılmıyordum. Haftalarca. Çünkü düğme başkasından. Şimdi karşıdan. Pencereme doğru. O yüzden her zaman pencereme doğru bu ağır taşıtlar burada. Bunu anlamamak için gerizekalı, aptal olmak gerekiyor sizler gibi. Şimdi buraya çıktığım tıkırtısı duyulduğu için kesmiştir. Başka bir noktadan yapacaktır. O kadar eminim ki bu olaya ben. Çünkü sinekleri bile bu frekanslarla yönetiyorlar. Buna daha fazla kanıt görmeme gerek yok. Mantık var, mantık. Bende. Tabii ki öğlen öncesi beklemiyorum. Eğer bir uçan maymunu yetiştirecekse biraz zaman alır. Önce çağırması lazım. Çevrededir. Aynen kayırımı da etkiliyor bu şeyler. Az önce buradaydı. Onu başka türlü etkiliyor. Lak. Ve bunu bilmiyorlar değiller mi? Ben bulduğuma göre bu bilgileri CIA, Mossad'dan falan bunlar çoktan biliyor be. Gezi olaylarında böyle gaza getirdiler hepsini. Hem pislikle hem bu şeylerle. Burası ana baba günüydü. Burada toplandı. Oraya gitmeden önce. Sonra kargaşa bitince tekrar buraya geri geldiler. Arabalarla geçiyorlar. Arabadan sarkarak, bayrak sallayarak, Atatürk posterleri sallayarak, el sallayarak balkonlara. Tayyip Erdoğan'a küfürler sallayarak.
O toplantıları çoktandır yapmıyorlar parkta. Çok öyle toplantı gördük. Sadece hoparlör olan minibüslerle, bilmem ne marşlarıyla, saatlerce saatlerce kafamızı şişirerek. Apartmanın girişine bu döviz olayı, Türk parası değerini kaybetmeye başladığı zaman böyle bir stand kurdular tahtalardan ve döviz bozulur yazıyordu önünde tam apartmanımızın girişinde ve ana baba günüydü. Çoğu böyle genç, belli ki üniversiteler falan, üniversitelerden saptırıyorlar. Oradan aralarına katıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Bence mason falan üye yapıyorlar veya satanizme bir kaya. Bu bokçulara destek için gelen orduyu sayamam da. 7'den 70'e kamp kuruyordular tam penceremizin karşısına. Yapmadıkları şeytanlık olmuyordu. Çıkıp adli dava edinmemi bekliyorlar. Bunlar balkondayken. Nasıl böyle ayarlıyorlar anlatamam. Mesela o park kafede bir ara odunlar taşıdılar. Bir sürü odun yakmak için. Soba yakacaklar. Ve dumanlar geldi be evimize doğru. Aynı şeyi karşımızda da yaptılar. Mangal mı ne yaktılar. Çay yapacaklarmış. Nasıl olunca? Komşu geçti, selamlaştık. İlerisi park kafe çayhane olduğu halde. Pancurum kapalı, birden odamda o arabayla geldi. Yine poşetle mahkemedeki suçlayıcı. Hureyre'nin kızı. Pancurum kapalı, birden evimin içine dumanlar girmeye başladı odama. Ondan sonra bir açıyorum bakıyorum, orada bir şeyler yapıyorlar. Çay yapacakmış. Ve ardından bir köpekli biz koşarak geliyor. Tamamen yeni bir surat, yeni bir köpek. Onunla beraber. Önüme işleme gelecek. Bu balkona çıktı. Birkaç ses söylüyor, tıkırtı duyuluyor. Aynen baştan söyledim, biraz zaman alacaktır. Çağırması, koşarak geliyor. Çünkü o frekanslardan gaza geldiğimi düşünüyorum. Sabredebiliyorsa artık, ayette yazdığı gibi. Sen sabret diyor ve peşinden bir köpek besleyici sevici. Aynı anda. Hepsi uçan maymun. Bana inanmayan aptal. Kadardı işi gitti. Aynen geçerken baktığı balkona arabadakilere saldırıyordu. Bunlar kayıtları silinen şeyler. Artık YouTube'da bulamıyoruz. Ve ardından taksicilik yapıyor. Hey.
içinde telsiz var. Yok gözlükmüş. Mafya gözlüğü. Nasıl be? Neden birisi seninle 24 saat uğraşsın hiç bilmiyorum ben. Allah bilir. Allah'ım sen biliyorsun değil mi? Arasıyla sitelerde olduğu için olabilir. Aynen böyle dünkü videomda yazdım. Bu video sonrası bok saldırıları bekleniyor diye. O sabah boka boktu. Hiç ceza almadım. Buraya kamu kuramlara gelince kendilerinin attığı yetmezmiş gibi kaç videomda var. Birileri böyle geziden 70'e ailece oraya park kursun. Oraya tezgah kursun. Sofra kursun. Kedileri oraya toplamak için. Buralarda sümüklü böcek sürüleri şaşmıyordu. Noktalara noktalara, kanal yerine, oralara, şu kedilerin dadandığı yere geri geliyoruz. Penceremizin önüne, duvardan akarak. Evet. Şişt, taksici, bitti mi taksi işi? O kadardı. İstediğim bir zaman taksici. Yapma be Yusuf. Bütün gece çalıştım. Bunun taksicilik yaptığı zaman anlatayım ben. Buradan kendini göstermek için. Sonra geri geldi. Tekrar evinde. Ki sürekli kafası çeken biri nasıl taksici olabilirmiş ben. Sürekli görüyorum burada her gün. Alkol bile tekelden geliyor. Ne kadar oturduk burada. Çikolatalı kahvemizi bitirene kadar. Bir sigara da içtik. Onunla beraber ayrı ayrı değil. Şimdi bir tane ayrı sarayım. Bakalım daha fazla uçan maymun gelecek mi? O kadar çok uçan maymun böyle ünlü falan ünlüler gördüm ki. Acaba en ünlüsü niye gelmiyor diye düşünüyorum. Bir ara geliyorum minibüsle. Milletvekili görüyorum. Türbanı burada yaya. Onu da gördüm ben. Bunk diye atladık. Bu videoyu biraz uzatacağız. Belki. Bana karşı yapılanlar kurumlarla mahalle karakoluyla bir de komşu polis mahalle karakoluna görevliydi daha önce. Kapımıza şikayetlerle gelen, savcılık kararıyla gelen, ifadeye çağıran, çekim yapıyorum diye sildirenlerin çokluğu bana bunu belirtiyor ki devletin bu olaydan haberi var be. Belki bu gezi olayları hepsi tiyatroydu. Darbe bile. Değilse neden bu şeytanın kellesini almıyorlar? Çünkü haberdarlar bunun hakkında bir şeyler yayınlıyordum. Ondan
kapının zili. Bir saat geçmedi. Anında elektrik kesintisi, su kesintisi, internet kesintisi falan. O yüzden tümü demiyorum yani. Bazıları bu şeyleri yok etmek için uğraşıyordur. Bunu biliyorum ben. Çünkü bazılarıyla temasta bulunuyor. O yüzden bu anlattıklarım onlara yönelik değil, millete yönelik uyanmaları için. Böyle bir şeytanlık var. Illuminati kartları, derin ajan, big medya, büyük medya yani. Derin ajan, kedi hokkabası, Illuminati ketçapları. Birçok şeyi, birçok kartı gördüm. Illuminati kartlarını araştırın, bakın hepsini. Hepsinin bir gerçeği var. Hepsinin bir iblisi var. Daha sonra girip bakacağım kaç tane kart var diye. 666 tane olduğundan şüpheleniyorum. Aynen öyle. Daha önce anlattım, tekrar anlatayım. Böyle tezgahlarla, tuzaklarla beni dışarı çıkardılar, frekanslarla. Sadece görmem için şu an çöp kutusunun olduğu yerde insanların geçiş kaldırımına tebeşirlerle bir şeyler çizmişlerdi. Araştırıp tanıdığım baltılı şekiller, çoğu bu cinlerin şekli, onların damgaları, mühürleri ve 666 yazıyordu. Galiba videolarımdan birinde silmediyseler. Sonra çektim, yayınladım onu. Çok geçmeden yağmur yağdı, hepsini sildi. Tümünün failini bildiğim için bu şeyleri yaptı, yaptırdı. Sonra gitti, anasını sitelerde dikti. Köpeğiyle beraber. Köpeğine toz yaptılar. Onun için videomu seyretmeyin, videolarımı. İlk defa seyredin. Baksınlar bakalım. Kaç tane video var böyle. Ben burnumu uzatıyorum. Ve çok geçmeden turluyor. Işınlanmış gibi. Panjurumu açıp dışarıya bakarken. Bu tesadüf değildir. Hem o, hem ondan önce gelen su aygırı. Beni sanık etti mi? İftirayla. Kız kardeşi ve yeğeniyle beraber. İlk denediklerinde çat pat atınca havaya ateş etmişim diye yine ailece şahit olarak dizildiler bu akbaba çiftiyle beraber karakola. Ve biz dışarıda polisle konuşurken utanmadan yanımıza geldi ajan gibi. Neler konuşuyoruz diye dinlemek için. Ve sırıtarak dost rolü yaptı. Hem şahit olarak, yalancı şahit olarak geliyor. Hem de dostluk yaparak. Bu kafama sıkan tekrar hiç dinmiyor.
taksiciler odalar bilmiyorum. Bana da böyle bir iş bulma. İstediğim zaman yarım saat. Gece gündüz. Gösteriş yaparken. O kadar iş gücü olmadan burada koşturanlar ve bileli yağdan bileli balda olanlar. Çünkü marketlerde gördüm bunları alışveriş ederken. İki tane market arabası full. Neyle ödüyorlar? Bir nevi kartla. Bankalar bunların arkalarına, arkalarına söyleyeyim. Böyle parsel parsel, daire daire, her yerin sahibi olacak bu bankalar. Yazlık beldelerin tümü ellerinde. O kadarını biliyorum. Boklardan anladım. Ve hayvanlardan. Evet, bu kadar informasyon yeter. Sigaram bitmeden kapatıyorum. İyi günler. Evet, ne diyebilirim ki be? Dün düzelmeye başlamıştı. Dinleyin yani. Bugün tekrar berbat, gaz üstüne gaz, baskı ve failleri belli. Ölen komşulara da yapılıyordu. Allah belalarını versin. Bu şeyleri görüp bunların üstüne gitmeyen yetkililerin de artık böyle söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü işbirlik içinde oldukları belli. Burada hayvan mayvan problemi yok. O hayvanları kullananların zonos saçmak için noktaya onların problemi var. Tabii ki hayvanlar dışarıda zonosu kapıyor, saçıyor. Buna önlem alınması gerekiyor. Fakat baş problem bu şeytani akbabalardır be. Tahminen kanserden öldürdükleri çiftin evinde oturan oğullarına da saldırıyorlar. Çünkü bu apartmanı istiyorlar.